Zafer abime hoş geldiniz. Bugün sizlere Chibo'nun çıkarmış olduğu Cafe Chimo modelini tanıtacağız. Yakından bakacak olursak eğer şu kısımda içerisine kahve kapsülü koyabilmektesiniz. Zaten bu üst bölümde buraya kahvenin koyulduğu rahat bir şekilde gözüküyor. Bunun yanında ön tarafta içerisinde bitmiş olan kapsülleri içerisinden alabileceğiniz burada bu şekilde böyle kaplar mevcut. Burada da zaten bakın bir kapsülün bitmiş olduğunu artık çöpe atıldığı anlamına burada öyle şekilde o şekilde gözüküyor. Şu anda bunu kapattım. Arkasında şöyle içerisine su koyabileceğimiz su tankı var. Arkasından çıkarıyoruz. Burada zaten derece olarak da burada içerisinde ne kadar su olup olmadığını az çok gösteriyor. Bu şu anda bizim için yeterli bir su olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buraya tekrardan olduğu yere geri koyuyorum. Burada içerisinden çıkarmış olduğumuz hatta makinenin yanında gelen burada bu markanın bu ürüne ait olan Chimo, Cafe Chimo kahve modeli gözüküyor. Bunun yanında yine Chimo'nun Cafe Chimo Espresso El Salvador kahvesi yazıyor. Bu kısımda ise burada 3 tane modlar bulunmaktadır. Bu hem bardak boyutu olarak hem de bunun yanında kahvenin modeline göre burada seçim yapmanız gerekiyor. Şimdi buradan içerisinden bir tane kapsül alıyorum ve bunun yanında şöyle büyük boy bir bardak koyuyorum. Tabii siz ilk aldığınız zaman bu ürünü ilk baş bir boş şekilde çalıştırmanız gerekiyor. Buradan herhangi bir tuşa basıyorum. Zaten herhangi bir tuşa bastığınız zaman bu açılacaktır. Buradaki ışıkların tamamen yanmasını bekliyoruz. Yani yanıp sönmesi yerine sabit bir şekilde kalmasını bekliyoruz şu anda. Eğer içerisinde su kalmazsa veya makine içerisinde herhangi bir problem oluşursa bu görmüş olduğunuz beyaz kısım kırmızı renge dönüşüyor. Evet, şu anda bekliyorum. Yaklaşık bu 20 saniye veya 20 saniyenin üstüne de çıkabiliyor. Bu görmüş olduğunuz kahve ürünlerini de Chibo'nun kendi sitesinden satın alabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu ürüne açıklamalar kısmındaki www.bekoanabayisi.com sitesinden de ulaşabilirsiniz. Zaten bu ürünü özellikle kahve severler çok beğeneceklerdir. Yani kafeyi ayağınıza getiriyorsunuz diyebilirim. Bardağa para vermek yerine ise yani bardağın üzerindeki yazıya para vermektense bu şekilde böyle bir ürünü tercih edebilirsiniz. Şu anda ürünümüz hazır bulunuyor. İçerisine bu bölüme kahveyi bu şekilde kapsülü bu şekilde bırakıyorum ve bunu kapatıyorum. Kırılır diye korkmayın. Bu şekilde bastırıyoruz. Ondan sonra buradan Cafe Chimo modunu seçiyorum ve burada basıyorum. Birinci modda espresso, üçüncü modda olsa kahve tek modeli gözüküyor. Evet, makine biraz gürültülü çalışabilir. Şu anda bekliyoruz. Bakın ses geldi. Bunlardan kesildi ve şu anda tekrardan içerisine kahve doldurmaya başlıyor. Biz daha öncesinde çalıştırdığımız için boş bir şekilde çalıştırmadım. Ama siz ilk aldığınız zaman içerisine kahve koymadan çalıştırmayı deneyin. Evet. Ne kadar güzel olduğunu sizler de rahat bir şekilde görebilmektesiniz. Şu anda bekliyorum dolmasını. Yine fincan çeşidi olarak da diğer fincan çeşitlerini kullanabilirsiniz. Bakın. Orada bu şekilde bir kahve karşılıyor bizi. Bunun yanında isterseniz şu şekilde de yapabilmektesiniz. Bakın içerisine biraz süt koyuyorum. Arkada bulunan su kabı bulunan yere oraya süt koymamanız gerekiyor. Eğer koyarsanız ürününüz bozulur. Bunun sebebi makine içerisinde tıkanmalara yol açabileceğinden dolayı burada bu ürün bozulma riski çok yüksek. Şimdi tekrardan bu ürünün üst kapağını açıyorum. Bu görmüş olduğunuz içerisine attığım kapsül alt kısma düştü. Ve bunu içindeki kahve bittikten sonra diğer bir kahveye koyduğumuz zaman sizlere onu da göstereceğiz. Şimdi içerisine tekrardan diğerini koyuyorum ve üzerini kapattım. Buradan espresso bölümünü seçiyorum. Zaten bardak boyutu olarak da burada küçük olduğunu görüyorsunuz. Zaten kahve modelinin üstünde de burada bu kahvenin espresso'ya ait olduğunu burada görebilmektesiniz. Seni bastım. Evet, ilk baş bu şekilde yanıp sönüyor. Burada tamamen bir tepki gelmesini bekliyoruz.
Ses olarak dediğim gibi biraz gürültülü çalışabilir. Şu anda durdu. Tekrardan bu devam etmeye, yani kahveyi içerisine bırakmaya devam edecek. Evet, şu anda aktığını net bir şekilde görebilmektesiniz. Evet, görmüş olduğunuz üzere burada kahvemiz hazır. Bu şekilde iki çeşit olarak burada görebiliyorsunuz. İsterseniz bunu daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bunları buraya bir kenara koyduk. İçerisindeki kapsülü nasıl çıkarıyoruz diye soracak olursanız eğer, bu kısmı bu şekilde kendime doğru çekiyorum ve bu bölümü çıkardım. Bardağı eğer altından erken çekerseniz akan su bunun içerisine girecektir. Buradan tekrardan lavaboya dökebilmektesiniz. Görmüş olduğunuz üzere içerisindeki kapsül burada bulunuyor. Bunu da bu şekilde atıyoruz. Bunu sadece bir kez kullanabilmektesiniz. İkinci kullanımda zaten aynı tadı alamayacaksınız. Tekrardan yerine oturttum. Ve bu şekilde bu bölüme tekrardan koyuyorum. Tamamen sizin damak tadınıza göre bu değişiklik gösterebilir. Burada zaten hangi modeli kullanacağınızı, burada hangi seçim yapacağınız burada yazıyor. İsterseniz siz bunu farklı modda da kullanabilmektesiniz. Tabii bu tadını daha farklı yapabilecektir. Bu görmüş olduğunuz ürüne açıklamalar kısmındaki www.bekoanabayisi.com sitesinden ulaşabilir. Uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Video esnasında da söylediğim gibi burada bardağın kendisine değil, bardağın üzerindeki yazan yazıya değil, burada tamamen ürünün kendisine para ödemiş oluyorsunuz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.